Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Şarköy'den video çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Aşırı rüzgar var bugün. Rüzgara rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Uçmak diye bisiklet turu yaptık. Dönüşteyiz arkadaşlar. Birisi 7 havalar çıkmak istedi dönüşte. Performansını artırmak için. Diğer iki arkadaşımızın işi vardı. Onlar gitti. Ben tek dönüyorum. Video çekmek istediğim için Şarköy'e şöyle bir içine girişine, çıkışına kadar Şarköy'ün girişinden çıkışına kadar şöyle video çekelim. Ev Şarköy'ümüzün zeytin ağaçlarını çekelim şöyle biraz yol boyunda. YouTube videolarımızı izleyen bir takipçimiz sağ olsun sürekli bana yorum yapıyor. Çıktığım Şarköy'ün yolunda sıra sıra zeytinler şarkısını söyler misiniz diyor. Ya benim sesim o kadar iyi değil. Hadi hatır için kırmak için söylemeye çalışayım fakat sesimiz o kadar iyi bir sesimiz yok yani. Şarkı söylemekle de alakamız yok. Gençlik yıllarımızda iyi kötü inşaatlarda parke döşerken öyle mırıldanıyorduk. Çıktım Şarköy'ün yoluna sıra sıra zeytinler. Çıktım Şarköy'ün yoluna sıra sıra zeytinler. 15 yaşında da Nazife de anıma yazık ettiler. 15 yaşında da Nazife de anıma yazık ettiler. O tepeden bu tepeye oyun olur mu? O tepeden bu tepeye oyun olur mu? 15 yaşında da Nazife de anıma doyum olur mu? 15 yaşında da Nazife de anıma doyum olur mu? Benden bu kadar. Umarım gönlünüz olmuştur. Evet, bugün hava güzel fakat aşırı rüzgarlı. Çok rüzgarlı olduğu zaman da bisiklet turu keyif vermiyor. Turdan çok eziyete dönüşüyor. Keyif almıyorum açıkçası. Ona rağmen arkadaşlarla bir program yapmıştık. Uçmakdere'ye bisiklet turu yapacağız diye. Onu gerçekleştirdik. Şu an dönüşteyiz. Şarköy'ün girişinde video çekmek istedim. Ta ki çıkışına kadar. Artık kaç dakika olur bilmiyorum. Hatta Gelibolu yoluna kadar. Pardon, Gelibolu Caddesi galiba. Öyle geçiyoruz. Terziköy yolu. Sanırım Gelibolu Caddesi diye geçiyor. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Zaten Şarköy'de sıra sıra zeytinler sadece sanırım şarkılardan ibaret olacak. Yakın bir gelecekte o zeytinleri buralarda görmemiz mucize olacak. Görüyorsunuz zaten sağda solda inşaat yapılıyor, doluyor. Şimdi direkt yolun alt tarafı bitmiş konumda. Tek tük zeytinlikler var. Onlar da zaten çok fazla direnemeyecek diye düşünüyorum. Geçenlerde gazetede bir yazı okumuştum.
siz okumuşsunuzdur gerçi. Gazeteler ki internette öyle bir haber okumuştum. Günümüzde de şu anda onun bir benzeri yapılmaya çalışılıyor. İşte İsrail mallarını boykot edelim, almayalım. İşte hafta sonları restoranlara gitmeyelim falan gibi. İnanın hiçbir işe yaramıyor. Yani biz bilinçli olarak, toplum olarak bilinçli olarak bir şey yapmadığımız sürece hiçbir işe yaramıyor. İsrail mallarını almayalım diyorsunuz. Geçen İsrail'li bir yetkili açıklama yapıyor. Siz de boykot yaptığınız zaman diyor, biz de fiyatlarımızı yarı fiyatına düşürüyoruz diyor. Yine malımızı satıyoruz diyor ve siz de ucuzladı diye diyor ikişer tane alıyorsunuz bu sefer. Daha fazla ürün satıyoruz size diyor. Adam böyle açıklama yapıyor. Doğru. Şimdi biz markete bir gidiyoruz zaten bu İsrail olaylarından dolayı, Filistin olaylarından dolayı fiyatlar uçmak dere. İşte Filistin saldırısından dolayı dünya kadar insan ölüyor. Tabi bunu bazı mağazalar boykot yapıyor. Fiyatlarını düşürüyorlar. Ya da İsrail ürünlerini satmıyoruz diyorlar. O zincir marketler zaten satıyor, onlar için sorun yok. Öyle boykot gibi onların bir dertleri yok. İşte az önce bahsettiğim bir haber okumuştum. Siz de Google'a yazarsanız çıkar zaten. Bir dönem Arjantin'de fiyatları zam yapmışlar. Yumurta fiyatlarını. Atıyorum 1 lirayken 1,5 lira mı 2 lira mı yapmışlar bir yumurtayı. Arjantin halkı ayaklanmış. Birlik olmuşlar. Nasıl zam yaparsınız falan gibisinden. Neyse işte. Protestolar yapmışlar. Yumurta kullanmamışlar. Yumurta üreticilerin elinde yumurtalar patlıyor. Zamı geri alıyorlar. Yetmiyor. İndirim yapıyorlar. Vatandaş yine vazgeçmiyor. Protesto devam ediyor. Yumurta firmaları, üretenler iflasın işine geliyorlar. Boykot artık bitirin falan gibi. Bakın bu Arjantin'le ilgili bu yumurta olayını Google araştırın, çıkar o haberi okursunuz zaten. Yani insanlar istediği zaman, bilip olduğu zaman karşısındaki firmalara diz çöktürebiliyor. İşte biz bu birliği sağlayamıyoruz. Biz bir tek bu birliği bir deprem olduğu zaman ulus olarak, ülke olarak o zaman sağlıyoruz. Bir deprem oluyor, herkes birlik oluyor. Ne bakıyorlar orada enkaz altında kalmışın lazım mı Çerkez mi, Kürt mü, Türk mü, Alevi mi, Sunni mi, hiç ona bakmıyorlar. Herkes birlik oluyor. Yardımlar işte çığ gibi büyüyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte biz de gittik AFAD üyesi olduk, eğitimler aldık. Çadır kurumasını öğrendik falan, birçok şeyler yaptık. Biz ulus olarak bir tek buralarda birleşiyoruz. İşte bir futbol maçı olduğu zaman milli maç, oralarda birleşiyoruz. Milli meselelerde birleşiyoruz. Ama onun dışında böyle aman ya ben diyor şimdi benim yapmamla mı bu iş çözülecek? Hep zaten zekadır, mantıklar diye düşünüyoruz. Böyle zaten bizimleri çıkarmıyor. Halbuki birlik olsak çok sorun çözülür. Hiç unutmuyorum. 90'lı yıllarda Bursa'da Sifaç Fabrikası'nda çalışıyorum. Bizim çalıştığımız birim biraz uzak kalıyor sendika odasından. Meğer ki sendika şey almış, karar almış. Yemeklerden memnun değillermiş. Bizim haberimiz yok. Kimse gelip de bize sendika temsilcileri bilgi vermedi. Yemeğe girmeyeceğiz, yemek yemeyeceğiz, yemek almayacağız diye karar almışlar. Bizim bundan haberimiz yok. Biz yemeğe gittik. Zaten sendika odasıyla yemekhanenin şeyi aynı. Tayfun, hayırlı işler. Camından tıklatıyorlar bize böyle, tık 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 yapıyorlar. Biz anlamadık, olayı çözemiyoruz da ne olduğunu. Yemek aldım ben böyle tava. Tabiyot tabaklarına veriyordu yemekler bize. Arkadaşlar tık tık yaptılar, ne oldu dedik anlamadık biz. Gittik neyse tabağı bıraktık oraya. Bırakın tabakları da işaret ediyorlar. Bıraktık gittik, ne oldu dedik, hayırdır? Haberiniz yok mu? Yok. Ne oldu? Eylem yapıyoruz. Ne eylemi? İşte yemek almama eylemi. Kardeşim bizim haberimiz yok, bize niye haber vermez? Haber verin bari de birlik olalım. İşte orada sendika o zaman bir birlik sağlamıştı. O birlik vesilesiyle Bursa'da tarçın yemek sanayi diye bir yemek sanayiden yemek
yemek geliyordu. Millet bir yemekten daha memnun değildi. Sifaş'ta çalışıyorduk o zamanlar. O yemekten aynı kovdular. Vatandaş ya da çalışanlar memnun değil diye. O yemeklerinden memnun olmadığı için vatandaş eylem yaptı. Eylem sonuç getirdi. Yemek sanayini kovdular. Başka bir yemek sanayi geldi. Obasan diye. Bursa'da yaşayanlar bilirler. Obasan bayağı iyi bir firmadır yemek konusunda. Ya diyeceğim şu ki, insanlar birlik olduğu zaman neticeye ulaşırlar. Birlik olmadığı zaman bireysel olarak hareket edersen tek başına hiçbir şey yapamazsın. Bir yerde varamaz. O yüzden birlik olmak çok önemli. Konumuza dönersek, günümüze dönersek, eğer ki İsrail mallarını almak istemiyorsan, İsrail'e ciddi anlamda yara açmak istiyorsan, zaten İsrail malları belli. Zincir marketler bir kere başta taşın altına ellerini sokmaları lazım. Biz bu ürünlerin hiçbirini satmıyoruz, almıyoruz deyip raflarına o ürünleri kaldırmaları lazım. Vatandaş olarak bizler de bilinçleneceğiz. O ürünleri almayacağız. Onlar ciddi bir kayıp olacaklar. Çünkü bizim almış olduğumuz bir Coca-Cola, bir Filistinli Müslüman din kardeşimizin kurşun olarak geri dönüyor. Evet. İşimiz siyasetti. Ben siyaset sevmem. Hele sevdiğim insanlarla siyaset kesinlikle konuşmam, tartışmam. Çünkü herkesin kendine göre bir siyasi düşüncesi, tarzı vardır, tavrı vardır. Onu ilgilendirir, beni ilgilendirmez. O tavrını zaten sandığa gidince tavrını orada kullanır, gösterir. Sabahtan akşama kadar bir insan bana gelip de siyasi fikrini empoze etmeye çalışsa empoze edemez, çünkü herkesi kendine bağlar siyasi düşüncesi. Zaten bizim amacımız da zaten siyaset değil. Sadece Şarköy. Evet. Garajın oraya kadar geldik. Devam ediyoruz yolumuza. Ağzım kurdu ya, diyorum şu için. Su da uşaf gibi olmuş. Dat yapınca hızlı büyüyor araba abi. Merhaba gençler. Buralara bu kükler koyduğuna göre demek ki yağmur suyu kolektör işi buradan ileriye kadar devam edecek demek. Vaziyet onu gösteriyor ama yaz sezonu da artık yaklaştı. Bu işi biraz zor yaparlar artık. Bu işi biraz zorlaşır. Trafik yoğunluğu artar. Şarköy'de bu işler zorlaşır artık. Midemde yanma oluyor ya. Böyle bir baharatlı şeyler yediğim zaman midemde yanma oluyor. Ya süt içeceğim arkasından kesin. Ya da rehini çiğneme tablet çiğneyeceğim. Başka türlü mide yanması kesmiyor. Genellikle baharatlı bazı yiyecekler de oluyor. Sucuk gibi bir şey yediysen, tost falan. Ya da börek. O zamanlar çok oluyor. Evet arkadaşlar, Mürevs yolundan Şarköy girişine kadar geldik sayılır. Birazdan geri Bolu Caddesi'ne döneceğim.
arkadaşımızın bir bahçesini tekrar bir göz atayım. Aşı patlamış mı patlamamış mı bir göreyim. İçim rahat etsin. Şurada küçük bir bayır çıkacağız. Ondan sonra yolumuz düz. Sağdan gidersen İstanbul'a, düz gidersen Gelibolu'ya, soldan gidersen Terzikaya. Elleri bıraktım. Serbest serbest gidiyorum. Allah'ım sana çok şükür olsun ya Rabbi. Bahar geldi. Yakında dutlar başlar çıkmaya. Çatı çapıyı toplayıp yakıyorlar. Onun kokusu bile var ya beni alıp köye götürüyor. Köylerde o ateş yakmalar çok olurdu. O ambiyans oluştu şu anda burada. Önümüzdeki günlerde artık sezonu açtık. Kış dedik, bitti. Ramazan dedik, bitti. Havalar soğuk dedik, bitti. O bitti, bu bitti. Bayram bitti. Ondan sonra artık önümüzde bir engel kalmadı. Haftada bir, bazen iki, duruma göre üç defa bisiklet turu yaparız. Genelde bunlar işte Gelibolu, bir ihtimal Uçmakdere, Terziköy ve diğer köyler olabilir. Arkadaşlarla konuşur karar veririz. Ekip arkadaşlarımızın birçoğu gelmedi. Burada olanlar var. Onlarla turlarımızı yapacağız. Şu anda 4-5 arkadaş burada varız. Grubumuzun diğer üyeleri de geldiği zaman daha güzel, daha keyifli turlar yaparız yine inşallah. 2-3 yıldır çok güzel turlar yaptık. Çok elit insanlar var grubumuzda. Sağ olsunlar, hepsi birbirinden değerli abilerimiz. Eğer siz de bisiklete tutkunsanız, bisiklet sevdanız varsa, sporu seviyorsanız bizimle birlikte bisiklet turlarımıza katılabilirsiniz. Şarköy'de olduğunuz sürece bizlere iştirak edebilirsiniz arkadaşlar. Bay bayan olmanız önemli değil. Birey olmanız önemli. Katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Grubumuzda bayan arkadaşlar da var. Kısa turlarımızda bayan arkadaşlar performansları neticesinde Hürefti'ye kadar da olsa katılabilirler. Önümüzdeki günlerde ağırlık göstereceğiz turlarımıza. Biraz kilo verelim ya. Göbek aldı başını gidiyor. Ne güzel 90'lara düşmüştük. Şimdi yine 90'ın üstüne çıktık. Söylemeyeyim kaç kilo olduğumu. Ay Allah'ım sana çok şükür. Evet değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna yaklaştık. Birazdan videoyu şurada bitireceğim. Arkadaşlar bahçeye bir göz atayım. Sonra şuradan bir sahile ineyim.
Oradan Şarkı'ya dönerim. Güzel bir gün olur benim için de. Çektiğimiz videoları yükleriz. Lütfen videomuzu izlerken videonun başında bir beğeni, bir yorum mutlaka yapalım. Bunlar bizim için çok önemli. YouTube'un algoritması değişti arkadaşlar. Eskiden YouTube orada köpek yatıyordu, yolumu değiştirdim. İnşallah saldırmaz. Videonun sonunda istiyordu bunları, artık videonun başında istiyor. Oradan döneceğiz de kuçu kuçu harekete geçmez inşallah. Tehlikeyi atlattık gibi ya. Boş köpek oldu mu? Tüylerim diken diken oluyor ya. Boş köpek olmayacak abi ya. Bağlayacaksınız köpekleri. Saldırır, insanlara zarar verir. Bu çok çekildiği bir şey. Evet, videomuzu bitireyim burada. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.